Şu anda cihazımız atölyede kurulmuş ve çalışır vaziyette. Görüldüğü gibi set-top box vasıtasıyla yayınlarımızı, televizyon yayınlarımızı, IP haline gelen televizyon yayınlarımızın IP adreslerini yazarak izliyoruz. Yine burada görüldüğü gibi aynı zamanda DVB-IP gateway'imizin ön panelinden LCD display ve tuşlar vasıtasıyla da görebiliyoruz. Her türlü yayınları, ayarını girebiliyoruz. Burada da DVB-IP gateway cihazımızın genel özellikleri var. Birinci bölümde uydu paketlerinin kodlu yayınlarını çözen CI girişleri. İkinci bölümde birinci ve ikinci uydu anten transponder girişleri. Üçüncü bölümde sağdaki transponder girişlerini çözen CI kart girişleri. Burada da üçüncü ve dördüncü tunar inputları. Ve beşinci bölümde ASI çıkışları. Burada da ASI girişi. Aynı zamanda medya sektöründe ASI girerek çeşitli paketler yapabiliyoruz. Ve yedinci giriş olan web veya NMS portu. Yedinci girişten biz cihazımızı kontrol edebiliyoruz. Yerel network'ten veya uzak bir noktadan girerek cihazımızı kontrol etme, değerlerini değiştirme imkanımız var. Şu üstte gördüğümüz Ethernet kablosu da data portu. Yani stream yapılan IP haline gelen yayınların yerel network'e veya internet üzerinde yayın yapılacaksa da CDN dediğimiz data center hizmeti yapan firmalara yollandığı bölüm. En sağda da cihazın güç girişi, açma kapama anahtarı ve topraklama bölümü var. Yine devam edelim. Yine cihazımızın en çok kullanılan özelliklerinin kısa bir görüntüsü var burada. Cihazımızın ön panel görüntüsü var. 4 tane tünerimizin görüntüleri ve şu anda 4 tünerden 3'ünün girilmiş hali. Burada da cihazımızın arka görüntüsü var. İkinci girişten, üçüncü girişten ve dördüncü girişten uydu kablosuyla yayınlarımız girilmiş durumda. Ve mavi renkli kablo gördüğümüz data çıkışı. Yine beyaz kabloyla da kontrol portumuz. Burada da CI girişimizden kodlu yayınları çözme sistemimiz var. Cihazın üstündeki set-top box'ta da IP haline gelen yayınlar HDMI kablo çıkışıyla televizyonlardan HD formatında izlenebiliyor. Burada yine cihazımızın arka görüntüsünden uydu anten girişleri, ASI çıkışları ve IP çıkışı, hemen altında kontrol port çıkışı. Devam ediyoruz. Yaptığımız uygulamadaki görüntü DVB-IP gateway cihazından aldığımız IP haline getirilmiş televizyon yayınlarını set-top box'la büyük çaplı televizyonlarda izlenecek hale getiriyoruz. Set-top box'a ürettiğimiz yayınların URL'sini, linkini yani IP numaralarını yazdığımızda yayınlarımız televizyondan izlenebiliyor. Cihazımızın orijinal IP numarası 192.168.1.136. Tabi biz burada kendi network'ümüze uygun hale gelmesi için 3. rakamı 2 yaptık. Böylelikle cihazımızın IP numarasını bir internet sayfasında açarak cihazımıza ulaşabiliyoruz. Cihazın orijinal username'i admin, password'u da yine admin. Devam ediyoruz. Cihaza ilk olarak network
kısmından bakıyoruz. Görüldüğü gibi cihazın IP numarası, subnet mask ve gateway dediğimiz bizim modem numaramız. 80 portu da cihaza web üzerinden bağlantı portudur. Uzaktan bağlanmak için 80 portunu kullanıyoruz. Hemen devam edelim. Cihazın inputları, girişleri. Cihazın 4 tane uydu transponder girişi var. Biz şu anda 4. transponder girişine bakıyoruz. Uydu frekansımız, transponder frekansımız, LNB frekansımız 10600 üst band olduğu için ve sembol rate'imiz. LNB voltajımız da vertikal veya horizontal olmasına göre değişiyor. Görüldüğü gibi girilen değerleri apply tuşuna basarak set ettiğimizde sinyalimiz yeşile döndü ve transponder alışımız cihazda kilitlendi. Devam edelim. Bu da IP haline gelen yayınların SPTS olarak çıkması. Her yayın bir IP numarası verilerek SPTS dediğimiz Single Program Transport Stream haline getirildi. Burada da transponder'un üzerine bastığımızda gelen yayınları görüyoruz. Bunu sağ tuşla yapıyoruz. Transponder'ı sağ tuşla buraya aldığımızda gelen yayınlar açılıyor. Ve her birinin isimleri çıkıyor. Biz bu isimlerin karelerin içine çentik atarak hafızayı almış oluyoruz. Burada da IP Stream menümüz. IP Stream menüsünde her televizyon kanalına bir IP numarası verilme sistemi olan SPTS bölümündeyiz. MPTS'i kullanmıyoruz. MPTS daha çok medya sektöründe veya data center firmalarında yayınları multiprogram olarak yani toplu halde katar şeklinde iletmek için kullanılan bir sistem. SPTS sisteminde her televizyon kanalının bir IP numarası ve port numarası var. Şekilde görüldüğü gibi de biz bunları düzenledik ve bu şekilde 3001, 3002, 3003 portlarıyla farklılaştırarak yayınlarımızın IP stream çıkışına verdik. Devam ediyoruz. Burada da G-Card bölümü var. Kodlu yayınların çözülmesi bölümü buradan yapılıyor. Örneğin 48 megabitlik bir transponderımız var. Ve bu transponderun giriş kısmına yani 3. tünelin girişine G-Card'ımızı da takarak kodlu yayınları çözdük. Kodlu yayınları çözdüğümüzü G-Card durumundan ve Desk Scramble işaretlerinden görüyoruz. Burada da cihazın genel sistem durumu. Yapılan değişiklikleri Say Configuration tuşuna basarak kaydediyoruz. Eski haline gelmek istersek restore ederek cihazın ilk haline geliyoruz. Ve Factory Set de fabrika ayarlarına dönüş. Yine cihazımızın status durumu. Yani cihazın şu anda yaptığı işi gösteren genel durumu ne halde olduğu. Örnekte görüldüğü gibi 2. 3. ve 4. transponderlarımız yani tünel girişlerimizden uydu televizyon yayınlarına girmişiz ve bu transponderları havuz olarak almışız. Daha sonra da bu 3 transponderdan gelen yayınları çıkışa IP olarak vermişiz. Bu IP çıkışlarımızın da toplamını buradan görüyoruz. 50 megabitlik, 50 megabit per second'lık bir akışımız var. Birinci girişe şu anda girmedik. Bu kadar. Teşekkür.